Ben kocamı çok seviyorum diyorsun ama Evet. öfkeliydim, İnanmıyorum. yatağı almadım diyorsun. Öfkeliyim çünkü ben burada beni Ama sen yıkan duygusu. yatak odasında yani sana yanaşmaya çalıştığında vesaire de bu kadar çok seviyorsan niye kayıtsız kaldın? Hem bir yandan kocamı istiyorum diyorsun, bir yandan da göndermek için her şeyi yapıyorsun. Sen aslında eşinin senden başka bir kişiyi sevmesine Aynen. katlanamıyorsun. Aynen İnci Hanım. Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu arada yorumlarınızı ara ara okuyabiliyorum yoğunluğum sebebiyle. Ama lütfen bilmeden biliyormuş gibi veya kişileri incitici, kişileri üzen, kıran, kendiniz de o kişilerin lütfen yerine koyun. Ve lütfen hiç kimsenin hayatını kınamayın. Hiç kimsenin hayatını hadsizce lütfen eleştirmeyin. Çünkü o yaptıklarınız Rabbim tarafından, o yazdıklarınız Rabbim tarafından size kesinlikle yaşatılır. O yüzden asla ben yaşamam da demeyin. Ve lütfen insanları yorumlarınızla üzecek, hele 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 kalp kıracak şekilde davranmayın. Çünkü kırdığınız yerden muhakkak kırılırsınız. Karşı taraf sessiz kaldıkça size cevabı yaradan verecektir. Bunu lütfen aklımızdan çıkarmadan yorum yapalım. Edep her şeyden üstündür. Evet. Bugünkü rumuzumuzun ismi emek. Bence çok emek vermiş. Emek vermiş, karşılığını alamamış. Emek vermiş, boşa gitmiş. Emek kıymetlidir. Emek verildi mi Efendim? karşılığı alınacak. Rumuz emekle mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Evet, doğrudur. Evet, görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet, olur. Peki, olur değil, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Evet, Peki. isim belli değil ama değil mi? İsminizi söylüyor muyuz? Yok, hayır. O zaman bir de Tamam. kimileri diyorlar ki bunlar senaryo, uydurma, insanlar parayla tutuluyor. Yok, ay değilmiş, olur mu değilmiş. Siz de mi öyle düşünüyordunuz? Hayır, ben izledim çok fazla videolarınızı. İnsan ancak zor durumda kalıp başına gelince anlıyor İnci Hanım. Değil mi? Değil mi? Evet. Yani sonra işte kimileri diyor ki, aa niye böyle şeyler filan? O yani hayatlar bunlar. Hayat, Hayatlar. hayatın gerçeği, Evet. Evet, hayatın evet. gerçeğinden kaçarak sadece kendimizi kandırırız ama dertleşerek, paylaşarak çoğalırız. Evet, Neler yaşıyorsun aynen. Rumuz Emek? Şöyle söyleyeyim, 38 yaşındayım İnci Hanım ben. Gencecik. Eşimle 15 yıldır evliyim, 5 yıllık da anlaşmam var zaten, üniversiteden tanışıyorum. Toplam 20 yıldır tanıyorsun. Evet, 20 yıldır Hı tanıyorum. hı. Tabii ki şu ana kadar ufak tefek hiç her ailede olduğu gibi sorunlarım oldu. Hep ben biraz daha böyle Pollyanna, yani iyi olan tarafım ben. Eşim biraz daha agresif taraf. Ama 20 yıldır ufak tefek sorunlarımızı hep bir şekilde hallettik. Her şeyden önemlisi aramızdaki sevgiye inanıyorduk, öyle söyleyeyim size. En ufak kavgalarımızda, en ufak tartışmalarımızda belki o anda hiddetleniyorduk ama 10-15 dakika sonra eşim olsun bir bakayım benim hemen etrafımda işte böyle bağırmamamız lazımdı, biz böyle davranmamamız lazımdı deyip yani her şekilde benim gönlümü almaya çalışan bir insandı. Bunların hepsini aştık, belli yerlere geldik, çocuklarımız oldu, çocuklarımız büyüdü. Maşallah. Yani şu an belki en rahat edeceğimiz dönemdeydik. Öyle söyleyeyim size. Yalnız benim 1,5 ay öncesinde eşim 21 yaşında bir kızla mesajlaşmalarını yakaladım. Ha, şimdi O da, bu evet. yakalama nasıl oldu? Nasıl tespit ettin? Eşin kaç yaşında bu arada? Eşim 43 yaşında. Bayağı da yaş farkı var. Yaş farkı Evet. olmasa bile yaptığı eylem yanlış. Nasıl ortaya çıktı bu? Şöyle
söyleyeyim. Benim yani eşime dediğim gibi hani 20 yıl olunca insan en ufak bir şeyinden anlıyor. Şu ana kadar hiçbir şekilde telefonunu karıştırma huyumuz yoktur birbirimizin. Hiçbir şekilde şifre olmaz telefonunda. Yani bu 2 ay öncesine kadar hiçbir şekilde bir gün arkama dönüp bir şüphe içerisinde bakmadım. Yeri geldi, yaz oldu, ayrı kaldığımız zamanlar oldu, o çalışıyordu. Yani dediğim gibi bir bayan hisseder ne olur olmadığını. Tabii. Ama kesinlikle bir gün daha yani eşimin gözünün dışarıda olduğuna kesinlikle inanmadım. Evet. Çünkü hissediyordum ben. Sevgisini hissediyordum, beni çocuk gibi hediyeler, güzel şeyler. Yani böyle ufak tefek şeylerden bir bayan hissedebiliyor ne kadar da olsa. Yalnız işte ben bunu hissettim. Eşimde bir iki ufak değişiklik. Zaten yanımıza aldığımız bir bayandı sekreter şeklinde. 21 yaşında ihtiyacı olan, durumu olmayan bir kızdı. Zaten 20 gün çalıştı. Bu 20 gün süresinde ben 18. gün bunu hissettim. Ve direkt telefonuna baktım. Çünkü dediğim gibi şifre yoktu bizlerin telefonumuzda yani. Ne oldu da hissettin yani? Ne gördün? Şöyle söyleyeyim. Böyle akşam bir iki eve geç gelmeleri oldu. Ben erken uyuyordum. Bir baktım geldiğinde benim güzel böyle saçımı okşamalar... yani her zaman yapıyordu ama böyle bir arada bir soğukluk hissettim açıkçası. O şekilde bir soğukluk ama bir pişmanlık da hissediyordum. İnsan o duyguyu alıyor değil mi? Çok şekilde alıyor. Yani gerçekten tanımak çok önemli. Evet. Bir şeyleri paylaşmak, kavga bile bir bence iletişim şekli. Yani kavga ederken bile eşini tanıyabiliyorsun. Doğru. Öyle söyleyeyim size. Hissettim. Ben hemen ertesi gün sabah kızın geldiği otobüsten indiği yere gittim. Güzellikle bir abla gibi dedim böyle böyle. Ben bunları böyle gördüm. Bu saatten sonra işe gelmeni istemiyorum dedim ve işten çıkardım. Mesajlarda ne yazıyordu? Mesajlarda böyle lise mesajları. Ergen. Hani ergen mesajları. Aynen. Çok ilginç. Ergen mesajları yazıyordu. Ve bu sürede eşim doğrudur benim gözüm kaymıştır bir hata oldu deyip en yakınım beni konuşturarak biz bu olayı çözdük. Ama benim hiçbir zaman içim rahat değildi. Hiçbir zaman. Hep bir şüphe hissettim. Bunu kendisine şey yaptım. Kendisi en ufak bir yüzümün düşmesinde yine ne oldu? Bir şey mi yanlış mı anladın? Yanlış bir şey mi yaptım? Diye hep gözümün içine bakıyordu. Bir iki hareketlerinden de anladım. Evet. Yani devam ettiğini anladım ama sessiz kaldım. Evet. Bekledim. Ve koronavirüse yakalandı eşim. İş yerini tamamen bir bayan olarak ben idare ettim. Çocuklarımla birlikte. Daha sonra onun pandemi süreci biterken birlikte bana bulaştı. Ben koronavirüs olarak eve girdim. Benim eve girmemle birlikte eşim eşyalarını topladı ve çıktı. Yani sen hastayken ona tüm desteği verdin. Evet. Ama sen hastalanınca eşyalarını topladı gitti. Ve bahanesi de bana tekrar bulaşabilir dedi. Tekrardan yenileyebilir dedi. Ben de dedim eğer bu şekilde gidiyorsan tekrar eve girme dedim. Aynen. Ondan sonra böyle bir süreçle başlandık. Alevlenmeye başladı bu süreç. Artış gösterdi. Tekrar eve geldi. Hava çok soğuk dedi. Dedim bak ben bunu gözümün önünde yaşanmasına yapamıyorum dedim yani. Ben şu an dört duvar arasındayım. Bir yere çıkamıyorum. Çok kötü bir durum dedim. Elim, ayağım, kolum bağlı dedim. Evet. Hayır dedi ben görüşüyorum görüşmeye de devam edeceğim dedi ve evden çıktı. Artık aleni olarak görüşüyor yani. Evet görüşüyorum dedi yani. Ondan sonra şöyle söyleyeyim İnce Hanım hemen bana Instagram'dan bir baktım bir mesaj geldi istek. Evet. Sizinle konuşmak istediğim şeyler var diye. Tabii biz de bayanız bilirsiniz hemen baktım ki kızın soyadıyla aynı. Tabii ki bir bayan olarak durmayız bunu deşeceğiz. Yani ondan sonra aradım ablasıymış kızın. Evet. Böyle böyle bir sürecin farkındayım. Ben uzun süredir yalnız kim olduğunu bilmiyordum dedi. Eşiniz olduğunu öğrendim. Böyle bir şey var. Ben dedi kardeşim çok küçük yaşta cahil. Biraz psikolojik olarak sorunları var. Bağlanmış eşinize. Lütfen bana yardım edin diye aradı beni. Dört duvar arasındayım. Ben zaten koronavirüsüm. Dedim yani ben de bu durumdan huzursuzum. Ama ne yapabilirim yani dedim. Sonuçta bir bayanda biter bir iş dedim. Bayan kendin her şeyini koruma, namusunu koruma sahibi kendin yani kardeşindir ben ne yapabilirim dedim. Daha sonra böyle bir süreç oldu. Bu süreç içerisinde görüşmüşler. Bana bütün açıklığıyla kardeşiyle konuşmuş. Tüm görüşmelerini, kayıtlarını gönderdiler. En son telefon konuşmasında eşime kız söylüyor. Yani ablası ve kendi gönderdi bunların hepsini bana. Diyorlar ki biz eşine her şeyi anlattık. Eşinin haberi var.
Yani bundan sonra haberin olsun, eşin haber, ya yani benim haberim olduğunu söylüyorlar, ispatlarıyla gönderdik diyorlar. Eşim de diyor ki hiç umurumda değil diyor, gönderin diyor, benim onunla zaten normal bir evliliğim yok diyor, ben senin yanındayım diyor, seninle birlikteyim diyor. Yani eşin Öyle. artık bu evliliği gözden çıkarmış, öyle mi anlayayım? Yani ben öyle anladım konuşmada. Çocuklar ne diyor bu işe? Büyük oğul, yani çocukların ikisi küçük. Hatta küçük olan bile çok hoş bir yorum yaptı. Size bunu paylaşmak istiyorum. Çok ilginç. 9 yaşında ister istemez şahit oluyorlar. Anne, bırak sal gitsin dedi. Sal gitsin. Evet. Çok tuhaf bir kelime değil mi canım? Evet. Salayım gidiyor da Sal salsan gitsin, o gidecek de gelecekse tekrar geri zaten seni... geldiğinde almayacaksan tabii. Tekrar gelecekse, bizi seviyorsa, bizi istiyorsa gelecek dedi. Hayır, geri geldiğinde ne şekilde gelecek? Evet. Tüketmiş olarak mı kendini gelecek? O da çok önemlidir. Evet, geldi. Tekrar döndü. Bu işi bitirdim dedi. Hiçbir şekilde bir şey O yok dönemde dedi. onunla yok, anlaşmazlığa düşmüşlerdi de ondan geldi. Evet, Ondan sonra geldi, tekrar hiçbir şey yok barışınca dedi. çekti gitti. Sen ne dedi, yeni yıl günü, yeni bir yıla başlayalım dedi. Bunları yaptı, bunları söyledi. Yılbaşı geçti, baktım bir iki kayıt daha geldi. O kayıtlar duygusal olarak beni çok yıktı. Hani ben bu işin aldatmasında değilim şu anda. Veya başka bir kadına bakmasının da dışına çıktı. Ben kocamı çok seviyordum ve hala da seviyorum şu anda. Ama duygusal olarak gündüz vakti eve girmeden böyle bizim aramızda özel böyle didimli konuşmalar, kelimeler vardı. Bize özel olan şeyler. Ama o bize özel olan şeyleri onlara söylediğini duyunca artık hiçbir şekilde hiçbir konuşmasını dinlemedim. Ve bunu da kendine söyledim. O günden beri de zaten ne yanıma bir konuşma şekliyle geliyor. Çünkü benden o şeyi göremiyor. O olumluluğu göremediği için kendisi de kendini geriye çekti. Aynı evin içerisindeyiz. Gidemiyor, gidecek yerim yok. Mecbur burada kalmam gerekiyor diyor. Siz şu Ben anda aynı evin ailemin... içinde mi yaşıyorsunuz? Evet, aynı evin içinde yaşıyoruz. Herhangi bir yakınlığınız oluyor mu? Hayır, hiçbir şekilde. Yani ev Yani kendisi bir arkadaşı gibi iki kere, yaşıyorsunuz. evet bir iki kere öyle bir gelme şeyinde bulundu. Ama ben olumsuz olarak cevap verdiğim için ve tepkim zaten öfkem çok büyük olduğu için bir daha da öyle bir girişimde bulunmadı. Şu an kendi de sessiz, evde de bir sessizlik var. Ha, kendi ailesi de buna yanına alıp kalmasını istemiyor. Yani biz nereye alacağız, kaç yaşında adam gibisinden mecbur bu evde kalıyor. Yani gidecek Bana yeri diyor, olsa aslında kalmayacak. evet, yani eminim kalmayacak. Şu an gidecek yeri olmadığı için kalıyor. Sen de bir Şu an şeye öyle bir takıldın. durum. Ben kocamı çok seviyorum diyorsun. Evet, Ama öfkeliydim, inanmıyorum. yatağa almadım diyorsun. Bu nasıl bir Evet. şey? Öfkeliyim çünkü ben burada beni Ama sen yıkan duygusal. yatak odasında yani sana yanaşmaya çalıştığında vesaire de bu kadar çok seviyorsan niye kayıtsız kaldın? Neden kayıtsız kaldım? Burada beni en çok üzen şey, olayların benim bildiğimi bildiği halde bu olayı durdurmadı. Hayır. Sen yatak odasıyla cezalandırıyorsun aklınca. Sen Her şimdi beni şeyle, istiyorsun. konuşmayla, muhabbetle, sohbetle, her Ya, şeyle, tek orayla ya, değil. ya, ya, ya. Ama şimdi ceza vermek hakimin işi ve mahkemede olur. Evet. Yani biz hakim değiliz ki. Şu Evet. anda yani hem bir yandan kocamı istiyorum diyorsun, bir yandan da göndermek için her şeyi yapıyorsun. Evet, çünkü şu an onun sevgisine hiçbir şekilde inanmıyorum. Dediğim gibi keşke bu olayların buraya gelmesine izin Tamam, onun vermeseydi. sevgisine ben de inanmıyorum ama yani sen seviyorsun diye konuşuyorum ben. Çok Evet. seviyorsun madem onsuz yaşayamıyor can. Yani çok sevmek o yani. Çok çok Evet, tabii seviyorsun. ki o. Yaptığı bunca şeye rağmen evini alıyorsun ama ondan sonra da kötü davranıyorsun. Yani Şöyle söyleyeyim, evime almıyorum çünkü severken dayak atmak bu ama. yani mecbur ev alamıyorum çünkü kendi ailesi de çekmiyor kendi tarafına. Mecbur, gidecek yeri Yok, yok, konuyu kalacak değiştirme şimdi, yeri. kendi ailesi filan. Ben kilitlendim oraya. Şimdi orayı açalım Nasıl? biraz. Orayı açalım ki Tabii, sana buyurun. yardımcı olayım. Çok Tamam, seviyorsun tamam. ya. Çok Evet. seviyorsun kocanı. Öyle söylüyorsun. Çok seven Evet. insan.
Sevdiği ne yaparsa yapsın böyle kötü davranır mı? O zaman senin sevginde mi problem var? Yoksa sen ondan sevgiyi göremediğin için mi böyle yapıyorsun? Sanırım şu anda ben ondan şeyi göremiyorum. Nasıl diyeyim? Hani beni kaybetme çabasını içerisinde değil. Onu göremiyorum şu an sanırım. O da beni çok öfkelendiriyor. Ama şimdi sen seviyorsun diye karşındaki seni sevmek zorunda mı? Tabii ki değil. Tamam. Adam seni sevmiyor diyelim. Adam seni Evet. sevmiyor olabilir. Bunu kabullenip neden normal davranmıyorsun da sevgine karşılık alamadın diye hırçınlaşıyorsun? Evet, doğrudur. Sevgime karşılık şu an yok çünkü. Yani beni tamamen bitirdiğini düşünüyorum. Ve bu Mecbur beni mu? çok Yani hırçınlaştırıyor şu mecbur an. muyuz beni seveni sevmeye? Evet, şu an onu da gözden çıkardım. En kötüsünü de düşünüyorum. Çok çok belki gidecek diyorum. Beraber olmayacağız. Ben bu süreci atlatacağım diyorum. Ben bundan kurtulacağım diyorum bu şekilde kafamda. Yani çok duygusal bakıyorum olaya. Ha, Aşırı şekilde. aferin sana. Belki... Duygusal bakıyorsun, evet. Ve de herhalde şundan da diyorum İnci Hanım beni çok alıştırdı buna. Hayır, ümitlerin Evet. yıkıldıkça öfkeleniyorsun. Ümitlerin yıkıldıkça öfkeleniyorsun. Evet. Şu anda aynı evde yaşıyorsun ama adamı gitsin diye bir anlamda yani gideceği her şeyi yapıyorsun. Evet. Gittiği zaman ne Evet. yapacaksın? İşte o zaman kendimi düzeltmeye çalışacağım. Çok alıştırdı Gittikten beni. sonra. Yani ben bu Gittikten bunalımdan sonra. çıkamıyorum hiçbir şekilde. Şimdi bu şuna benziyor. Yani elimin altındayken döveyim, gittikten sonra seveyim. Okşayayım. Evet. Yani evet onun gibi aynen. Bir kere şuna karar vereceğiz. Anladığım kadarıyla sen kendi ifadene göre söylüyorum. Daha ilk mesajlaşmaları yakalayıp kızı işten gönderdiğinizde bile kocan bir daha olmayacak dediğinde bile kocana güvenememişsin. Bunca yaşanılan şeyden sonra bu adam sana geri dönse nasıl güveneceksin? Evet, o da çok tabii ki çok zor güveneceğim. Bunu o yapması lazım. Ben mesela dedim o zaman da yani açık olacak Bir şey mısın yapmazlar, her bir şey şeyinle? yapmazlar. Öyle güven sağlayacak bir şey yapacakları yok. Yapmazlar. Gene bak hayale girdin, gene ümide girdin. Evet. Biraz nasıl diyeyim ben sana, gözünü açmaya çalışıyorum senin. Evet. Şu anda bak ilişkisi devam ediyor. O kişiyle görüşüyor. Ve seninle aynı evde yaşıyor, gidecek yeri olmadığı için. Ve sen bir anlamda bana geri dönsün diyorsun. Geri döndüğünde de zaten huzur kalmayacak. Çünkü güven problemin olacak. Zaten Evet, var güven kesinlikle. problemin. O zaman Evet. hayatına neden yeni bir yön vermiyorsun? Yani o ikilem aşamasındayım zaten. Hayatıma yeni yön vermek istiyorum ama eşimin nasıl diyeyim size bizden başka bir çevresi yok. Yani ben ve çocuklarımdan başka. Ama bunu o düşünecekti yavrum, o bunu o düşünecekti. Evet yani tekrar bana gelecek bu ben biliyorum. 1 yıl geçecek belki, 1,5 yıl geçecek. Tekrar bana gelecek, tekrar belki pişman olacak. Ama bu 1,5 yıl içerisinde götürdükleri nasıl geri gelecek onu Gelmez. bilmiyorum. Gelmez. Geri gelmez. Ondan sonraki hayat daha kötü geçer evdeki huzursuzluklar bakımında. Evet. Ben de diyorum ki Evet. hazır daha yaşınız gençken, senin yaşın gençken bu adam dedin ki bana ergen muhabbeti yapıyorlardı mesajlarda. Ben sebebini de Evet, evet. söyleyeceğim birazdan. Ama Evet. yani eğer şu olacaksa ya ben gideceği güne kadar bekleyeyim. Gittiği zaman gitsin. Geldiğinde de kapı burada açık nasıl olsa kabul edeceğim diyorsa kimse bir şey demez. Kimse kınamaz seni. Hayat Evet. senin. Yok, hayır. O şekilde kabul etmem. Ve ilginç olan İnci Hanım gerçekten arada cinsel bir muhabbet yok yani. Benim çok zoruma giden bu. Kimle Yani yok? tamamen kıza karşı duygusal olarak yaklaşıyor. Yani onunla güzel vakit geçirmek hoşuna gidiyor. Ben mesajlarından anladığıma göre ona şiirler yazmak yani gerçekten bu beni çok yıpratıyor. Yani aralarında hiçbir şekilde cinsel olarak veya bir kadınlık olarak bir şey yok. Sen aslında eşinin senden başka bir kişiyi sevmesine Aynen. katlanamıyorsun. Aynen İnci Hanım. Aynen. Çünkü alıştırmış beni.
Çok alıştırmış. Evet. Ve ben Beni seni çok iyi bebek gibi anlıyorum. alıştırmış. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ben olsam ben de katlanamam insan olarak. Evet. Anlıyorum seni. Herkes söylüyor. Yani olabilir atlanan, Anlıyorum. eğer çocukların için evli, Ya ama benim bu eşim de benim duygusal başka bir yönü erkeği ben sevmeme dayanamıyorum. katlanamaz. Yani anlıyorum Duygusal duygusunu. yönüne dayanamıyorum yani. Anladım. Peki bu telefonu kapattığında en azından kısa dönem için, uzun dönem değil ama Evet. kısa dönem için bazı çözüm önerileri getireceğim sana. Çok da iyi anladım senin vakanı, hiç merak etme. Evet. Allah yardımcın olsun ama birazcık şu gönlüne taş basmayı başaracaksın, haberin olsun. Tamam mı Evet. tatlım? Öpüyorum Tamam. yanaklarından. Evet, dinlediniz. Evlilikleri son birkaç zamana kadar, birkaç yıla kadar, hatta 1,5 ay öncesine kadar son derece başarılı geçmiş. Herkesin evliliğindeki problemler olmuş vesaire. Hepsini aşmışlar, aşmışlar, aşmışlar. Fakat gelinen noktada eşinin aynı iş yerinde çalıştırdığı, kendinden anladığım kadarıyla 22 yaş küçük bir kızla yazışmalarını görüyor. Kızı işten çıkarıyor. Arkasından eşi ben bir daha görüşmeyeceğim diyor, af diliyor vesaire. Kızımızda güven problemi oluşuyor. Ama bir yandan da hissediyor görüşmelerin devam ettiğini. Nitekim de görüşüyor erkek. Ve erkek koronaya yakalanıyor. Kadın ona her türlü desteği veriyor, karısı. O evdeyken veya karantinadayken çalışıyor, destek oluyor. Bu sefer kadın karantinaya girince ve koronaya yakalanınca erkek aynı yaklaşımı sergilemiyor. Bir bahaneyle eşyalarını topluyor ve gidiyor. Ve ondan sonra zaten aleni olarak görüşmeye başlıyor diğer tarafla. Bu tabii yıkım üstüne yıkım oluyor. Yani aslında evlilikte hani şu çok güveniyoruz ya, asla yapmaz diyoruz ya. Zaten videonun başında dedim ya, asla diye bir şey yoktur. Sakın kimse için asla demeyin. Evlat için, anne için, baba için, koca için, karı için asla demeyin. Yani beşeriz, şaşarız, kendimiz kendimize asla diyemezken nasıl bir başkasına asla yapmaz diyebiliyoruz. Böyle bir dünya yok. Maalesef o yanılgıyla tabii yıkım biraz daha büyük oluyor. Ve geldiğimiz noktada artık aynı evde yaşıyorlar ama kızımız kocaya yaklaşmak istediğinde kötü davranıyor, öfkeli davranıyor. Ama sadece ev arkadaşı olarak yaşıyorlar ve adamın gidecek hiçbir yeri olmadığı için evde olduğunu söylüyor. Bir kere artık kendimiz dururken başkasına acımayı bırakalım. Sana söylüyorum. Acımayacaksın. Acıdıkça acınacak duruma gelirsin. Bu demek değildir ki tekmeyi vuracaksın. Ama benim bir hayatım var. Ve ben bu hayatı güzel bir şekilde yaşamak istiyorum. Bu hayatı bir erkeğin veya bir kadının bana yaşattığı problemlerle sürdürmek istemiyorum. Ha ben çok sevebilirim. Sevgimden ölebilirim. Yataklara düşebilirim. Ama hiçbir sevgi benim hayatımdan daha mühim değil. Çünkü benim hayatım olursa ben yaşarsam sevgi olacak. Ben kendime ettikten sonra, hastalandıktan sonra sevginin ne anlamı var? O sevgi seninle birlikte hastaneye gelmiyor. O yüzden sevgiyi falan bir yerden sonra taşı basacağız buramıza. Ve biz nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz? Alacaksın kocanı karşına, diyeceksin ki ben bu şekilde yaşamak istemiyorum. Gidecek yerin yoksa bunu ayarla, bunu yani bunu o kişiyle mi yaşarsın, ne yaparsın bilemem. Ama ben aynı evin içinde benim kocamın bir başkasını sevdiğini görerek o ızdırabı çekme hakkını kendimde bulmuyorum. O zulmü, o işkenceyi bana yaşatamazsın. O yüzden git, sevgini mi yaşıyorsun? Aşkını mı yaşıyorsun? Duygunu mu yaşıyorsun? Şiirler mi yazacaksın? Git, de git, de git. Burada yaşa. Ondan sonra canın istediği zaman, anladığım kadarıyla geldiğinde kabul etmek istediğin için söylüyorum. Yoksa ben kabul etmem. Ama geldiğinde de ben seni evime alacağım. Kabul ederim. Çocuklarımın babasısın vesaire. Ama git ne yaparsan yap demen gerekiyor. Ve o evin içinde, onun olmadığı süre içinde de senin kendi hayatını çok iyi bir tartman lazım. Ben neden bu kadar tutuğum, neden bu kadar istiyorumu zaten çözdük. Ama bundan sonraki hayatını ben onun bana yaşattığı problemlerle yaşamak istemiyorum deyip hayatının keyfini de çıkarman gerekiyor. Hayat sadece bir erkekten, kadından da ibaret değil. Bunu bir kere bilelim ve lütfen bir başkasının bize yaşattığı problemler yüzünden kendi hayatımızı problemli hale getirmeyelim. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Aman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.